Arkadaşlar bugünkü konumuz kelam ilmi ve modern bilimle ilişkisi. Tabii ben konuya başlamadan önce Bilim Felsefe Din Vakfı'na beni buraya davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Vakfın kuruluşundan beri yapmış olduğu faaliyetleri yakinen izliyoruz. Gerçekten Türkiye'deki din-bilim-felsefe ilişkisi konusuna çok yapıcı bir şekilde yaklaşıyorlar ve hem Türkiye'mizi hem de dünya çapındaki isimleri buluşturuyorlar bu türden konularda. İnşallah vakfın bu faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz. Tabii benim bir kelamcı olarak özellikle vakfın bu faaliyetlerini ilgi çekici bulmam kelam ilminin kendi zatından da kaynaklanıyor. Çünkü kelam ilmi tarih boyunca ta böyle kuruluşundan itibaren bir yönüyle bilim, felsefe, diğer yönüyle de vahiy ile, dinle iç içe olan bir disiplin olmuş. Kendini bu şekilde yapılandırmış. Tabii kelam ilmi hakkında biraz bilgi vererek işe başlayabiliriz. Kelam ilmi nedir? Bilim ve felsefe ile nasıl bir tarihsel ilişki kurmuştur? Bunları izah ettikten sonra günümüzde kelam ilminin nasıl bir modern bilimle ilişkisi olabileceğini tartışabiliriz. Kelam ilmi kuruluşu miladi 7. yüzyılın sonları, hatta 8. yüzyılın başları da diyebiliriz. Çok çok eski tarihlere uzanan bir ilim. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Kelam ilminin kurucusu sayılan Vasıl bin Ata'nın vefat tarihi 748'dir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Hanefi mezhebinin kurucusu vefat tarihi 767'dir. Yani çok çok eski bir disiplinle karşı karşıyayız. Peki nasıl bir disiplin? Biz kelamı genelde 3 özelliğiyle anlatıyoruz. İslam dininin itikadi esaslarını tespit etmek, temellendirmek ve savunmak. Yani bu 3 özelliğiyle tarih boyunca rol oynamış bir ilim. Ve tabii özellikle İslam dininin temel itikadi esasları, yani insanların inanmak zorunda oldukları veya inanmadıkları takdirde işte zaruratı diniyeyi reddetmeyle karşı karşıya kalacakları gibi esasları tespit etmek ayrı bir kelamının alanını oluşturuyor. Biz buna akaid diyoruz daha ziyade. Ve bir de temellendirme ve bu itikadi esasları savunma rolleri de var. İşte bu temellendirme ve savunma kısmı söz konusu olduğunda kelamcılar ta öteden beri bir şekilde dönemlerinin felsefi, bilimsel meseleleriyle kendilerini ilişkili olmak böyle vazifesinde görmüşler. Mesela tarihsel olarak da baktığımız zaman işte 8. yüzyılın sonları, işte 9. yüzyılın ortaları gibi dönemlere geldiğimiz zaman kelamcıların özellikle devirlerinin felsefi ve bilimsel konularıyla çok yoğun bir şekilde meşgul olduklarını görüyoruz. Yani tabii bu kindinin bile İslam düşüncesinde doğuşundan İslam felsefesiyle ilişkilendirilir. Kindi malumunuzdur. Hatta kindinin bir ayağı kelamdadır. Modern çalışmalar işte kindi kelamcı mıdır, felsefeci midir diye sorular yöneltirler. Çünkü mesela kindi felsefe geleneğinde yoktan yaratmayı benimseyen bir filozoftur aynı zamanda. Diğer İslam filozoflarından farklı olarak. Tabii kindinden çok daha önce kelamcıların bu türden felsefi, bilimsel konularla meşgul olduğunu görüyoruz. Mesela ben birkaç tane isim söyleyebilirim. Vefat tarihi 795 olan Hişam bin Hakem diye bir isim var, kelamcıdır. Aristo'yu eleştiren bir kitabı var mesela. Yine vefat tarihi 815 olan Dırar bin Amr diye bir kelamcı vardır. Vefat tarihi, yani 815, düşünün. Kindi'nin doğum tarihi 805'li yıllar. Kelamcılar o dönemler cisim, cevher, işte atom, ondan sonra cisimler nelerden oluşuyor,
nedensellik var mı bu alemde? Ondan sonra hareketin doğası nedir? İşte görme nasıl gerçekleşmektedir? Bu türden konularla ilgili önemli literatürün oluşturdukları ne yapıyoruz? Biz görüyoruz. Tabii çok alışık olmadığımız bir şey. Yani normalde günümüzde biliyorsunuz yani kelamcılar aynı zamanda ilahiyatçıdırlar. Yani günümüzdeki tabiriyle bir ilahiyatçının neden bu derece felsefi konularla, bilimsel konularla meşgul olması, meşgul olduğu bir soru işaretidir. Tabii bunun sebeplerine geldiğimiz zaman o dönemde kelamcılar dakikul kelam dedikleri yani ince konular, işte çok kompleks konular, zor konular dedikleri bir alan oluşturmuşlar. Ve bu alanı günümüzde doğal teoloji adı verdiğimiz, birazdan günümüze geçiş yapacağımız için en azından o günkü kavramlarla günümüzdeki kavramları bizim ilişkilendirmemiz gerekiyor. Doğal teoloji dediğimiz çok güçlü bir alan oluşturmuşlar. Yani işte İslam dininin Kur'an-ı Kerim'den özellikle veya vahiyden yola çıkararak oluşturulan itikadi esaslarını akılla temellendirme, akılla savunma denilen çok güçlü bir alan oluşturduklarını görüyoruz. Yani burada mesela cisimleri inceliyor, cisimlerin incelenmesi üzerinden onların yaratılmış olup olmadığını tartışıyor. İşte cisimlerin yapısı üzerinden veya işte alemi inceliyor ve bunun sonucunda Allah'la alemin nasıl bir ilişki içerisinde olması gerektiğini belirtiyor. Ve tabii bunları kendi içerisinde kapalı bir sistem olarak yapmıyorlar. Felsefi kavramlar, o dönemin işte bilimsel işte geçerli kavramları nelerse onları içselleştirerek, onları tartışarak hatta birçoğunda kendi aralarında da farklı görüşler benimsedikleri oluyor. Mesela bu benim son kitabım. Kelamın Nesne Kuramı. Cüveyni ekseninde ben inceliyorum. Tabii Cüveyni 11. yüzyılda yaşamış bir kelamcı. Ondan çok daha önce nesnelere yönelik, harekete yönelik, nedenselliğe yönelik kelamcılar birçok farklı görüş oluşturmuşlar. Ve mesela Ebu'l-Hasen el-Eşari, Eşariye mezhebinin kurucusudur. Onun Makalatül İslamiyyin diye bir kitabı var. Orada diyor ki kelamcılar cisimlerin yapısı konusunda 12 gruba ayrıldılar. 12 farklı görüşe ayrıldılar. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani daha 8. yüzyıldayız, 9. yüzyıldayız ve İslam dünyasının içerisinde bu nesnelere yönelik, evrene yönelik, hareketin nasıl gerçekleştiğine yönelik, nedenselliğe yönelik kelamcılar birçok teoriler ortaya atıyorlar. Ben bunu daha çok böyle Sokrat öncesi döneme benzetiyorum. Yani ve çok değerli buluyorum ben bu dönemi. Yani çünkü gerçekten eşyayı araştırmak, alemi araştırmak, onlar üzerinden işte çeşitli kavramlar oluşturmak, teoriler oluşturmak önemli bir şey. Doğayı çözümlemek, onun üzerinden işte Tanrı'ya ulaşmaya çalışmak çok değerli kabul ediliyor. En azından günümüzde Batı düşüncesi bunlarla övünür. Sokrat öncesi dönemi belki tarihin en önemli dönemi olarak görür. Ve bizim de İslam dünyasında böyle bir dönemimiz var. 9. 8. yüzyılları rastlayan ve kelamcılar da bunun öncülüğünü oluşturmuşlar. Yani dikkatinizi çekiyorum, daha İslam felsefesi ortada yok. Yani Kindi daha Bağdat'ın sokaklarında veya işte Basra'da. Yani o dönemler ama kelamcılar bu türden konuları yoğun bir şekilde ele aldıklarını görüyoruz. Şimdi benim doktora tezim de kelam atomculuğunun günümüz kozmolojisi açısından değerlendirilmesiydi. Ben o tezi çalışmaya başlayınca şöyle bir itirazla karşılaşmıştım. Yani sen ilahiyatçısın, yani kelamla ilahiyata ait bir alan. Bu türden konularla niye uğraşıyorsun? Yani nübüvvet çalış veya işte diğer konuları çalış vesaire. Bu türden konulara çok gerek yok gibi itirazlarla karşılaşıyordum. Hep burada meşruiyet zeminim klasik dönem kelam oldu. Yani kelamın çok güçlü bir doğal teolojisi var. Günümüzdeki tabiriyle veya geçmişteki kelamcıların tabiriyle dakikül kelam dedikleri alan. Eğer ben kelamcıysam ne yapıyorum? Geleneğe sahip çıkıyorum. Yani tarihe sahip çıkıyorum. Çünkü geçmişte kelamcıların yöntemi buymuş. Tabii
Bu alan tam neye tekabül ediyor? Kuruluş döneminde birçok farklı görüşler olabilir ama şöyle ilerlediğimiz zaman 10. yüzyıllara, 11. yüzyıllara geldiğimiz zaman özellikle Ehl-i Sünnet kelamının oluşması, Eşariye, Maturidiye gibi özellikle Eşariye'nin çok önemli roller üstlendiği söz konusudur. Özellikle medrese sistemi üzerinde etkileri söz konusu olmuştur. İtikadi mezheptir bunlar. Eşariye, Maturidiye falan dediğimiz zaman ve bunların da geçmişteki o üretilen mirasa sahip çıktığını görüyoruz. Ve kelamda şöyle bir yöntem oluştuğunu görüyoruz. Belki şaşırabilirsiniz. Mesela doğrudan Ebu Hasan el-Eşari'nin metinsel ifadeleri vardır. Yani bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i kullanmaya başlamadan önce yapması gereken 5 tane işlem vardır. Ve bu işlemler aklen yapılması gereken işlemlerdir. Öncelikle ne yapmanız gerekir? Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini kanıtlamanız gerekir. Ama bunu Kur'an'dan yola çıkarak kanıtlayamazsınız. Çünkü o zaman ne olur? Devir olur. Yani bir şey yine bir şeye başvurarak. Kur'an söylüyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber. Hazreti Peygamber söylüyor, Kur'an kutsal kitap. Bu böyle olmaz kelamcılara göre. Peki ne yapmanız lazım? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir peygamber olduğunu aklen ispat etmeniz lazım. Yani bunu akılla gerçekleştirmeniz lazım. Peki bunu yapmadan önce Allah-u Teala'nın varlığını aklen ispat etmeniz lazım. Allah-u Teala'nın varlığını ispat etmeden önce aklen alem yaratılmış mı değil mi? Niye yani böyle bir Allah-u Teala'nın var olduğunu söylüyorsunuz? Onu ispat etmeniz lazım. Peki 3 oldu. Yine nübüvvete uygun bir tanrı tasavvuru oluşturmanız lazım. Çünkü nübüvvet bütün tanrı tasavvurlarıyla iyi geçinemez yani. Aristocu bir tanrı tasavvuruna sahip olduğunuz zaman nübüvveti ispat edemezsiniz. Çünkü Allah Teala'nın aleme müdahale etmesini, bir insana vahyetmesini gerektirir. Bir insandan bazı şeyler istemesini gerektirir. Peki ne yapmanız lazım? Alemin yaratıcısı olan varlığın hayat sahibi olduğunu, kadir olduğunu, mürit olduğunu, irade sahibi olduğunu aklen ispat etmeniz lazım. Tamam, kaç oldu? 4 oldu. Daha ne istiyorsun? Yetmez mi? Hayır, yetmez demişler. Bir şey daha ispat etmeniz lazım. Çünkü nübüvveti mucizeyle ispat ediyorsunuz. Aklen Allah-u Teala'nın yalancı bir kişiyi desteklemeyeceğini aklen ispat etmeniz lazım. Yani bu 5 işlemin aklen yapılmasını istiyorlar. Ve bu da arka planında muazzam bir günümüzde doğal teoloji dediğimiz işte felsefi, bilimsel tartışmalarını beraberinde getiriyor. Size şöyle bir şey söylemiştim. Yani doğrudan metinsel atıflar var. Mesela Ebu Hasan el-Eşari diyor ki akli bir delili olmayanın, yani Tanrı'nın varlığı konusunda akli bir delili olmayanın imanı fayda etmez diyor mesela. Yani İmam Maturidi'nin öyle bir sözü var. Mutlak surette akli delillere sahip olmanız lazım. Mesela işte ben Cüveyni'yi çalıştım. Cüveyni diyor ki akil bari olan bir kişinin ilk yapacağı iş Tanrı'nın varlığına göre akli delilleri öğrenmesidir yani. Ve bunu da topluma bırakıyor. Bu sorumluluğu da topluma bırakıyor. Siz toplum olarak ne yapmanız gerekiyor? Akli delilleri bunları öğretmeniz gerekiyor. Evet, tabii burada kelamcıların akli delilleri kazanıma dayalı deliller olarak görmeleri de çok önemli. Yani bunlar verili olarak gelmiyor bu deliller. Siz kişi olarak, toplum olarak bunları kazanmanız gerekiyor. Enstitüler oluşturup ondan sonra buna dair disiplinler oluşturup ondan sonra ne yapmanız gerekiyor? Deliller, alemi inceleyip delilleri üretmeniz gerekiyor. Bunları kazanmanız gerekiyor. Yani kazanamıyorsanız teklifle ilişkili hale geliyor mesele. Yani ahirette işte sınav dünyasıyla ilişkili hale geliyor. Bu sizin eksikliğiniz oluyor. Yani ama ne yapmanız gerekiyor? O delilleri oluşturacak akli delilleri bir disiplin olarak, bir toplum olarak üretmeniz gerekiyor. Bu işi böyle tesadüfe bırakmamanız gerekiyor. Bu da işte bizim geçmiş kelamda çok böyle günümüzde işte ben bir yıl Kanada'ya gittim, bir yılda Amerika'da bulundum. Yani kelamın bunu geleneğini özellikle 8. 9. 10. yüzyılda
ki Gazali sonrasında dönemde biliyorsunuz felsefeyle mezd olan dönem denilir. Fahrettin'den Razi'lere, Şeyh Cürcani'lere gittiğiniz zaman hele hele hatta Taftazane'nin şöyle bir ifadesi vardır. Kelam kitapları neredeyse felsefe kitaplarından ayrıl edilemeyecek hale geldi. Semiyat bahisleri de olmasa işte, nübüvvet bahisleri de olmasa, semiyat ahirete dair haller bununla ilgili. Ve çok böyle yoğun bir şekilde kelamcıların bilimle, felsefeyle geçmişte ilgilendiğini biz ne yapıyoruz görüyoruz. Tabii bu şaşırtıcı bir şey. Niye şaşırtıcı bir şey? Çünkü kelam arkadaşlar öyle böyle bir dilim değil. Yani kelam ortodoksiyi oluşturan medrese sisteminin temel dersi, nifer dersi. Hatta diğer Gazali'nin mesela Mustasfa'da dini ilimleri tasnif etmesi vardır. Kelama külli ilim diyor. Diğer bütün İslam ilimlerini, hadis, tefsir, usulü fıkıh onlara cüz'i ilim diyor. Külli ilim yani ne yapacak? Var olanları inceleyecek, epistemolojiyi tesis edecek, Tanrı-alem ilişkisini kuracak ve kelamın kurduğu bu zemine dayalı olarak ne yapacak? Diğer cüz'i ilimler faaliyetlerini devam ettirecekler. Yani orada işte kelama külli, tümel ilim demesi burada çok çok önemli. Ve düşündüğümüz zaman etkisi itibariyle Ehl-i Sünnet ve cemaatin temel ideolojisini, dünya görüşünü oluşturmuş bu disiplin. Tanrı-alem ilişkisini tesis etmiş bu disiplin. Ve düşünebiliyor musunuz? Ve bu disiplinin kurucuları da, önemli önderleri de Ebu'l-Hasen el-Eşari'den Ebu'l-Mansur el-Maturidi'ye varıncaya kadar diyorlar ki akli delilin yoksa imanın geçersiz. Yani bu derece iddialı bir söylemde bulunabiliyorlar. Ben bunu çok değerli buluyorum. Yani hele hele günümüzde din akıl dışı olarak gösterilmeye çalışılırken veya işte dinle bilim bir araya gelmez, felsefe bir araya gelmez, akılla inanç birbirine zıttır gibi bu türden ifadeler günümüzde biliyorsunuz her yerde böyle söyleniyor maalesef. Böyle olmasına rağmen geçmişte kelamcıların felsefe, bilim ve akılla bu derece yoğun bir irtibat kurmuş olmaları bence üzerinde durulacak bir şey ve İslam dinini biz anlatırken de özellikle bu ilmin, bu dinin önemli unsurlarından birisini oluşturan özellikle Müslümanların itikadi esaslarının tespit edilmesinde çok önemli roller ifade eden bu ilmin akla bu derece vurgu yapması bence üzerinde durulması gereken bir şey yani. Vurgulanması bir şey gereken. Peki gelelim modern bilme. Tabii bir ilmi siz ne yapamazsınız? Kendi içerisinde bulunan toplumdan yalın bir şekilde düşünemezsiniz. Yani kelam en nihayetinde diğer Müslüman toplumunun işte diğer dini ilimlerin bir parçasıdır ve onların yaşayış biçiminden ve onların gidişatından, tarihsel süreçteki gelişiminden ister istemez etkilenir. Tabii bu ilim de tarihsel süreçte belli aşamalar kat etmiş. Mesela biz kelamı mütekaddimin dönemi dedik, mütahirin dönem Gazali'den sonra. Daha sonra işte felsefeyle mezun olan dönem diyoruz bir döneme. Sonra cem ve tahkik dönemi diyoruz. İşte daha böyle cem ve tahkik döneminde her ne kadar farklı yaklaşımlar bulunsa da daha böyle durağan bir seyir izlediğini biz kelamın genelde tarih kitaplarında bu şekilde okumalar görüyoruz. Tabii İslam dünyası özellikle 15. yüzyıldan sonra belli bir batı karşısında özellikle bir durağanlığın içerisinde olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. İşte Rönesans reform hareketleri, batıdaki coğrafi keşifler, sonrasında özellikle 17. yüzyıl bilim devrimi gerçekleşiyor. Ve bu bilim devrimi 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, işte 20. yüzyıla geldiğimiz zaman artık kendi içerisinde bir şekil aldığını görüyoruz. İşte modern bilimin, en azından günümüzde modern bilim deyince ne anlaşılıyor, ne gibi dinamikleri var. Ve biz kelamı bununla nasıl ilişkilendirebiliriz? Tabii bu sorular da gündemimize geliyor. Şimdi
Elbette bu her şey sıfırdan başlama gibi bir ilişkilendirme olmayacak. Çünkü kelamın geçmişte felsefe ve bilimle çok önemli ilişkileri var ve bundan elde ettiği kazanımlar var. Ve tabii bunun belki bazen beraberinde getirdiği bir takım akidenin işte kelamın akideleşmesi, akidenin kelamlaşması gibi bizim tasvirlerimiz de vardır mesela. O dönemin aslında kelam beşeri bir faaliyettir. İnsanın kazanımına dayalı beşeri bir faaliyettir. Her ne kadar vahiy eksen alsa da insanların kendi ait olduğu döneme göre, tarihsel koşullara göre, sahip olduğu kavramlara göre o vahiy yorumlaması, hayata aktarması, işte o dönemki sahip olduğu dünya görüşüne göre, alem tasarımına göre onunla ilişkilendirmesi, işte yaratılışla ilişkili teorileri onlara göre, kendi dönemlerine göre kurmaları gibi hususlar söz konusu olmuştur. Bunlar ne derece işin vahye ait kısmıdır, ne derece insanların kendi kazanımlarına ait kısmıdır, bazen tespit etmek zor olabiliyor. Yani belki bizim vahyin istemediği bir şeyi, geleneğin daha ziyade katkısıyla oluşan bir yorumu vahiymiş gibi zannedilebiliyor ve bundan kopmak da zor olabiliyor. Bu türden zor durumlar da söz konusu olabiliyor. Ama ben kelamın bilim ve felsefeyle kurmuş olduğu klasik dönemdeki ilişkiyi şahsen çok değerli biliyorum. Çok zengin bir gelenek. Oradan istifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından günümüzde kelamın nasıl olması gerektiği konusunda da bize bir yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Yani insanın doğaya yönelik kazanımları, o kültüre yönelik, evrene yönelik yeni elde ettiği işte gözlemlerle oluşturduğu, yeni bilimsel disiplinlerle oluşturduğu işte yeni doğa resminin itikadi esasların temellendirilmesinde, savunmasında nasıl kullanılacağı, işte günümüzde eğer bir doğal teoloji biliyorsunuz Batı'da özellikle 1950 yıllardan sonra çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Kelamın bunu geçmişte böyle bir zenginlik olduğu için çok daha kolay kendisini adapte edebileceğini ne yapıyorum ben? Düşünüyorum. Tabii kelamcılar özellikle iki konuyla çok meşgul olmuşlar ki bu iki konu kelamın tanım içerisine de girmiş geçmişte. Yani mebde ve mead itibariyle diyorlar buna. Yani başlangıç ve son itibariyle alemle meşgul olur, evrenle meşgul olur kelamcılar anlamında. Niye başlangıç önemlidir gerçekten? Çünkü Tanrı'nın var olup olmadığı, bu evrenin nasıl meydana geldiği, nasıl ortaya çıktığı, nasıl işte geliştiği, ezelden beri var olup var olmadığı gibi sorular insanın anlam arayışını doğrudan etkiler. Tanrı'yla irtibatını hemen ne yapar? Konunun bize kurulmasını sağlar. Yani mesela günümüzde teizm vardır değil mi? Teizm dediğimiz zaman ne anlama geliyor işte? Evreni yaratan ve şu anda da sevk ve idare eden. Mesela deizm vardır. Evreni yaratan ama şu anda işleyişine karışmayan. İşte panteizm vardır. Evrenle Tanrı zihinde ayrıdır ama gerçekte aynıdır. Bakın, evrensiz Tanrı hakkında düşünemiyorsunuz yani. Mutlaka evren hakkında bir konuşmanız gerekiyor yani. Evren hakkında bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Mesela Cüveyni'nin de böyle bir sözü var. Yani ben diyor niye Allah-u Teala'nın varlığı, sıfatları hakkında konuşmadan önce evren hakkında konuşuyorum. Onu soruyor, o soruyu soruyor. Niye diyor yani Şamil'in, Şamil fi usulüddin mesela onun önemli kitaplarından birisi. 700-800 sayfalık hacimli bir kitap ama kitabın neredeyse 4'te 3'ü atom, cevher, araz, boşluk, hareket, nedensellik, ondan sonra bilgi, bilginin doğası, bu türden konularla ilişkili. Ya ben niye Allah-u Teala'nın varlığı ve sıfatları hakkında konuşmadan önce bu konulara giriyorum? O diyor ki Allah-u Teala'nın varlığına dair bilgi, insanlardaki bilgi zaruri bilgi değildir, zorunlu bilgi değildir. Yani zorunlu bilgi olsaydı ne olurdu? Herkes inanırdı yani. Herkes anında kendi varlığı gibi Allah-u Teala'nın varlığına da inanırdı.
Yani ama bu zamanda bir sınav dünyası olmazdı değil mi? Yani kim inanacak, kim inanmayacak bakalım. Öyle bir şey olmazdı. Peki nasıl bir bilgi? Bu iktisabi bilgi, kesbe dayalı. Yani kişinin kazanımına dayalı bilgi. Kişinin ve toplumun kazanımına dayalı. Kişi ve toplum bunu ne yapacak? Doğuştan bulmayacak kendisinde. Ve bunu kazanacak. İşte kazanımına dayalı bilgidir. Yani kişi ve toplum bunu kazanması gerekiyor. Ki bundan dolayı ne yapsın? Mükafat görsün yani ahirette. Peki o zaman ne olacak? Ancak diyor Allah Teala'nın varlığına dair bilgi ancak diyor alem üzerinden. Yani alem yaratılmış mıdır? Evren yaratılmış mıdır? Değil midir? Mesela kelamcılar çok yoğun bir şekilde kelam kozmolojik argümanı günümüz din felsefesinde de çok önemli bir yeri vardır. Evrenin bir başlangıcı olduğunu ispat etmeye çalışırlar. Ya da önce alemin ezeli oluşunun getirdiği saçmalıkları, saçma veya tutarsızlıkları ortaya koymaya çalışırlar. Yani mesela alem ezeli olsaydı ne olurdu? Yani geçmiş itibariyle alemin bir başlangıcı olmasaydı ne olurdu? Bunu hem bilimsel bir şekilde hem felsefi bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor bizim kelamcılar. Yani şöyle düşünün, geçmiş kendi içerisinde neyi kapsıyor? Yaşanmış, olmuş, bitmiş kavramını kapsıyor, anlamını kapsıyor değil mi? Peki sonsuz sayıda hadise, olay yaşanmış, olmuş, bitmiş olabilir mi yani? Sonsuz sayıda, yani geçmiş bir fiil gerçekleşmeye gerektirir. Ama sonsuzluk bir fiil gerçekleşir mi? İlk önce bakın burada bir tutarsızlığa rastlıyorsunuz. Ha, diyorsunuz ki yani geçmiş ama nasıl sonsuzluk bitmiş, tükenmiş olacak yani. Yine biraz daha sorguladığınız zaman Cüveni bu örneği verir mesela. Hep Cüveni'den gidiyoruz. Cüveni bu arada arkadaşlar Nizami Mülk'ün meşhur Nizamiye medreselerinin ki İslam düşüncesinin 1000 yılına damga vurmuştur. Kurucusudur. Kurucu rektörü yani günümüzdeki ifadelerde. Çok önemli bir gerçekten kelamcıdır. Cüveni diyor ki mesela 90 bin yıl öncesini düşünün. Şu andaki zamanı düşünün. Bundan 10 yıl sonraki zamanı düşünün. Şimdi 90 bin yıl önce mi daha fazla geçmişe sahiptir? Şu an mı daha fazla geçmişe sahiptir? 10 yıl sonra mı daha fazla geçmişe sahip olacaktır? Ne dersiniz? 10 yıl sonra değil mi? Bak aklımız derhal ne yapıyor? Cevabı veriyor. Ama ben dersem ki evren 90 bin yıl önce de sonsuza kadar geriye gidiyordu. Şimdi de sonsuza kadar geriye gidebilirsin. Sonsuz sayıda olay hadise yaşandı. 10 yıl sonra da sonsuz sayıda olay hadise yaşandı. Peki nasıl oluyor? Bir sonsuzdan nasıl fazla oluyor yani? Olamaz, eşit olur. Yani sonsuz sonsuza eşittir. Yani geçmişi siz ezeli kabul ettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Mantıksal tutarsızlıklarla karşılaşıyorsunuz. Yine mesela bir başka örnek. Hep olaylar neden sonuç ilişkisiyle oluşuyor biliyorsunuz. Eğer sonsuz sayıda hadise varsa sonsuz sayıda neden olması gerekir. Şu anki bir eylemin sonsuz sayıda geride nedeni olması gerekir. Peki sonsuz sayıda neden şu anda bir sonucu oluşur mu yani? Şu anda bir sonuca sebep olur mu? Mesela ben desem ki bu içeriye girmen için sonsuz sayıda kapıdan geçmen gerekiyor. Sonsuz sayıdan kapıdan geçemeyiz yani. Ve şu anda da içeriye geçme işlemini de gerçekleştiremeyiz. Yani bakın bunlar sadece bazı örnekler. Kendi zamanlarının imkanları içerisinde işte Cevher Aras teorisi diyorlarmış. Çok ben kavramsal tartışmalara boğmak istemiyorum ama bu kitapta mesela bayağı bir detaylı bilgi var. Aras ne demek, bölünmeyen parça ne demek, işte nitelikler, ikinci nitelikler ne demek, ikinci niteliklerin hadis olması çok gerçekten kendilerine özgü kavramlar oluşturmuşlar. Birçok felsefeciyle tartışmışlar kendi zamanlarında ve gerçekten çok zengin bir doğal teoloji oluşturmuşlar. Yani amaçları sadece o kavramları tartışmak değil. Yani amaçları alem üzerinden Tanrı'nın varlığını ortaya koymak
Madem Tanrı var, yine alem üzerinden araştırma devam ediyor. Peki bu sebep nasıl bir sebep yani? Ha, demek ki alem bu derece hassas ayar. Mesela alemin hassas ayarlı oluşundan Allah Teala'nın alim oluşu, ilminin oluşuna delil getirmişler. Yani sadece bir sebebi ispat etmeniz yetmiyor kelamcılar için. Yani Aristo da first cause'a sahipti, ilk sebebe sahipti. Ama neye uygun bir zemin oluşturmanız gerekiyor kelamcı için? Nübüvvete imkan sağlayacak bir sebep olması gerekiyor. Yani o sebebin Tanrı diyebilmemiz gerekiyor o sebebe. Yani ya da işte ilim, irade, özellikle irade sıfatı çok önemli burada. Nübüvvete imkan sağlayacak bir Tanrı tasavvurunu alem üzerinden oluşturmanız gerekiyor. Ben şöyle denemiştim hatta Kadı Abdülcabbar'ın El-Muhtasar fi Usulüddin diye bir kitabı var. Bakın hep kitapların ismi Usulüddin. Yani dinin esası, dinin usulü, temeli kitaplarının isimleri de bu. Bakalım dedim ilk ayeti ne zaman kullanacak? Yani hiçbir ayet kullanmadan arkadaşlar Allah Teala'nın var olduğunu, her şeyi bildiğini, her şeye kadir olduğunu, iradesi olduğunu, hay olduğunu, diri olduğunu tek bir ayet kullanmadan ne yapıyor? Zamanının o felsefi işte kendi işte kelam geleneğini de oluşturan o bilimsel kavramlar üzerinden temellendirmeye çalışıyor. Ve elbette bu nübüvvetin veya diğer hususların ihmal edildiği anlamına gelmiyor. Yani o konuda da kelamcıların çok önemli nübüvvetin ispatı konusunda mesela delal-i nübüvve diyoruz biz buna. Ciltler dolusu kelamcıların kitapları vardır. Bu işte ihmal etmemişlerdir. İşte âlâm-ı nübüvve, beşâr-ı nübüvve, işte hucac-ı nübüvve, delâil-i nübüvve birçok kitabı ciltler dolusu kelamcıların yazmış olduğu kitapları da biz ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Ama hemen hemen tamamının ortak noktası o Tanrı'nın varlığının özellikle başlıca sıfatlarının ne üzerinden aklen temellendirilmesi gerektiği. Yani bu konuda epistemoloji üzerinden bunu özellikle savunuyorlar. Bilgi teorileri var. İşte bilginin tanımı, bilgi edinme vasıtaları ve burada teklif de gereği özellikle bu dünyanın sınav dünyası olması hasebiyle de bunu ilişkilendiriyorlar. Allah Teala'nın varlığı nübüvvet öncelikle aklen temellendirilmeli ve bu akli temeller oluşturulduktan sonra ne yapılmalı? Diğer işte itikadi esaslar, işte Kur'an-ı Kerim'den gelen, Peygamber Efendimiz'den, sünnetinden gelen esaslar ne yapılabilir? Bundan sonra işte diğer disiplinler zemin oluşturulabilir. Bu da işte bizim kelama çok önemli bir bilimsel bir gelenek kazandırmış. Tabii modern bilimle kelam nasıl ilişkide kurabilir? İnşallah ben bu noktaya değinmek istiyorum. Bu biraz uzun bir geri plan oldu ama bence önemli bir geri plan. Yani bunu vurgulamamız önemli. Yoksa bu temelleri oluşturmadan yapacağımız bir ilişkilendirme de çok verimli olmayacaktır. Ve bence aslında bu da bir zemin oluşturmuştur. Yani bize bir çerçeve oluşturur. Yani kelam ilmi adına günümüzün bilimiyle nasıl bir kelamı irtibatlandırmamız söz konusu olduğunda. Tabii kelamcı öncelikle şöyle bir soruyu sorabiliriz. Bilime nasıl bakardı? Yani şimdi bilim deyince biz ne anlıyoruz? Özellikle bir paradigma değişimi söz konusu bilimsel faaliyetlerde. Deney ve gözlem doğanın deney ve gözlemlere başvurulabilir. İşte kuramlar oluşturularak, test edilebilirlik ilkesi de ön plana tutularak ve özellikle de metodolojik naturalizm buna da değinmemiz gerekiyor. Yani doğanın sırf kendi içerisindeki süreçlerle ne yapılması? Doğanın araştırılması. Bilim dediğimiz zaman daha ziyade bu anlaşılıyor. Elbette bilimin doğasına yönelik bilim felsefesinde çok önemli tartışmalar var. Thomas Kuhn'lar, işte Karl Popper'lar. Bana göre bunlar çok böyle bilimi spekülatif hale getirmiyor. Yani bilim dendiği zaman en azından genel bir uzlaşma söz konusudur. Yani test edilebilirlik, deneylere başvurma, gözlemlere başvurma, işte tahmin edilebilirlik, doğrulanabilirlik, yanlışlanabilirlik gibi ilkeler önemli olma özelliği taşıyor. Tabii burada bilimin sonuçları söz konusu olduğunda hemen mesela
sonuçlara itibariyle biz kelam ilmini ne yapabiliriz? İlişkilendirebiliriz. Bunu ben sadece biraz sonra yapacağım daha derin bir ilişki şekline değinmeden önce bunu ortaya koymak istiyorum. Mesela bilimsel gelişmelerin ortaya çıkardığı bir Big Bang teorisi. Günümüzde diyelim ki ne yapılabilir? Evrenin bir başlangıcı olup olmadığı konusunda veya sadece başlangıcı olduğu, yani kelami böyle metot yönünden sizin onun ezeli olduğunu geçersiz kılmanız bile yetebilir yani burada bir kelamcı aslında. Yani o ateistlerin özellikle veya maddecilerin bir tekilde geçmişten beri 20. yüzyıla kadar savundukları doğanın ezeli olduğu, bir başlangıcı olmadığı, her zaman var olduğuna yönelik iddialar günümüz biliminde çok geçerli değil. Yani bu şekildeki modeller günümüz biliminde kendisine çok yer bulamıyor. Yani bu bile önemli. Yine kelamcılar, hani belirttim ya, mead itibariyle, mebde başlangıç itibariyle önemli. Evrenin başlangıcının olduğunu ispat edilmesi burada ilk sebebe gidiyor. İlk sebebin özelliklerine gidiyor. Bunları ortaya koymak önemli. Bir de son itibariyle bilimin bu konuda kelama yine çok önemli kazanımlarda bulunduğunu görüyoruz. Mesela günümüzde entropi, evrenin bir sonu olduğunu söylüyor. Yani bizim kelamcılar şöyle demişler, yani evrenin başlangıcını ortaya koy, bu Tanrı'nın varlığını ispat etmen için önemli. Evrenin bir sonu olduğunu da ortaya koy. Sonu olduğunu ortaya koymak iki açıdan önemli. Bir, eğer bir varlığın sonu varsa o ezeli değildir zaten. Yani mutlaka bir başlangıcı da vardır eğer sonu varsa. Onun tanrılığını ne yaparsınız? Elinizden alırsınız. Yani Tanrı'nın sadece ezeli değil, ebedi de olması gerekir. Ama siz evreni tanrılaştıramıyorsunuz. Niye? Çünkü onun sonu var yani. Bunu ortaya koyduğunuz zaman çok önemli bir argüman elde ediyorsunuz. Yani doğanın tek gerçeklik olmadığı, doğanın bir gün nihayet ereceği, yani doğanın içerisinde bir ebediyet arayışının mümkün olmadığına yönelik. Kelamcıların evrenin sonuyla ilgilenmesinin bir diğer sebebi de demişler ki bunda teklif için çok büyük bir fayda var. Yani teklif insanın işte şu anda sınavı gördüğü ve bir gün gelip her şeyin sona ereceği ve Tanrı'nın yepyeni bir evren yaratacağı, ilkini yaratan ikincisini de yaratır yani. Dolayısıyla evrenin sonunu ortaya koyabilirseniz hem evrenin Tanrı olduğunu iddiasını geçersiz kılarsınız. Yani bunu arkadaşlar şöyle, illa kişisel bir Tanrı, personal Tanrı olarak anlamayabiliriz bunu yani. Evrenin ezeli sıfatları, tanrısal sıfatları evrenden aldığımız zaman ne olur bu sefer metafizikçiler için, felsefeciler için çok büyük bir kaygı başlar. Belki bilim adamları için olmasa da yani. Hatta bununla ilgili Bertrand Russell'ın hatta Darwin'in bile önemli tespitleri vardır. Darwin mesela 1876 yılındaki versiyonuna giriyor. O Türlerin Kökeni kitabındaki versiyonuna giriyor. Darwin diyor ki o versiyonda, yani Darwin'in kendisi değil de mirasçılarının kattığı da belirtilir o ifadeleri. Darwin bunu koymuştu ama yayınlamadı gibisinden, ama resmi versiyonda vardır arkadaşlar. Orada diyor ki Darwin, benim diyor evrim teorim çok optimistik. Yani bir şekilde hayatın kendisine yol bulacağını söylüyor. Bunu arkadaşlar evrimi red kabul açıdan anlatmıyorum. Darwin'in kendisinin bir tespiti. Yani hayatın bir şekilde kendisini sürdüreceğini, bir şekilde yol bulacağını söylüyor. Ama diyor şimdilerde fizikçiler yeni bir işte teori ortaya attı. Hatta bunun kanun olduğunu söylüyorlar. Bu işte iddialarına göre güneş bir gün işte sıcaklığını kaybedecek. Her şey sıcak cisimlerden soğuk cisimlere doğru bir enerji akışı var. Ve günün birinde topyekun evren yok edecek. Kusura bakmayın diye benim evrim teorim bu ortamda ne yapmaz? Çalışamaz. Yani ebediyet için insanın diyor ruhun ezeliliğini kabul etmesinden başka bir yol gözükmüyor diyor. Ben Darwin'in bu ifadelerini son makalemde
koydum. Bu kelam ilmi ve modern bilim açısından evrenin başlangıcı ve sonu diye bir makalem var benim. Orada bu ifadeleri koydum. Mesela Bernard Russell ünlü ateistlerden birisidir. Onun arkadaşlar bu entropi kuramı evrenin sonunun geleceğini söyleyen bu termodinamiğin ikinci kanununa dayalı olarak ortaya koyduğu işte bu kuramdan sonra çok büyük bir boşluk hissettiğini, çok büyük bir karamsarlık, pesimist bir duygu hissettiğini, hatta bir zamanlar yazı yazmayı bırakmış, ders anlatmayı bırakmış, her şeyi bırakmış yani. Tamamen durdurmuş. İşte demişler, ne yapıyorsun yani, nedir bu, niye bu derece karamsar oldun? Demiş, diyor ki, yani insanoğlunun maddi, manevi bu derece kazanımlarına bakın. O aklının, zekasının pırıltılarıyla oluşmuş şu şahanelere bakın yani. Ve insanoğlunun bu ürettiği tüm bu böyle unsurlar, kazanımlar günün birinde yok olacak oluşu diyor, beni diyor kahrediyor. Ben diyor hiçliğe niye hizmet edeyim yani, eğer günün birinde her şey yok olup gidecekse. Şu anda ben bunu niye şey yapayım? Mesela kelamcılar arkadaşlar buralarda bu türden teoriler kullanarak insanları ikna etmeye çalışmışlardır zamanlarında. Bak yani sen evrenin ezeli olduğunu düşünüyorsun, başka bir işte her şeyin işte sonsuzdan gelip sonuna gittiğini düşünüyorsun ama şu anki cevher Aras teorisi o günkü mesela bunun böyle bir şey mümkün olmadığını söylüyor yani. Evren bir gün gelecek, ne yapacak? Sona erecek, her şey yok olacak. Yani aklen bunu ispat ettiğiniz zaman karşısındaki şey çok etkili oluyorsunuz yani. Karşısında yani bir vahiyle söylemek var bunu. Bir de akılla, bilimsel teorilerle bunu ortaya koymak var. İşte demişler ki evrenin sonunu ispat ederseniz aklen bu teklif için muazzam faydaları vardır. Yani buradan şunu görüyoruz. Yani bir kelamcı evrenin başlangıcı ki kelamın mebde ve mead itibariyle yani başlangıç ve son itibariyle evrenle inceleyen, evreni inceleyen bir ilim tanımına girmiş. Bakın yani tanım demek o ilimden ayrılamaz bir şey. Yani kelamcıysanız evrenin başlangıcını, sonunu inceleyeceksiniz. Yani ve günümüzde de bilim bu konuda çok çok önemli kelama fırsatlar sunuyor. Evrenin başlangıcı konusunda Big Bang teorisi günümüzde genel kabul gören bir husus. Yani bakın bilim illa size Tanrı'ya buluyor demiyorum yani size ama öyle bir güzel bir fırsat sunuyor ki size. Evreni Tanrılıktan çıkarıyor. Yani mesela evrenin kavranılabilirliği bilimin önemli esaslarından birisidir. Ama kavranılamamazlık aslında ihata edilememezlik, gizem, kutsala özgü bir şeydir. Bilim böylelikle kavranabilir demekle ne yapmış oluyor? Kutsaldan arındırıyor yani. Kutsallardan arındırıyor. Evreni adeta profanlaştırıyor. İnsan olarak araştırabilirsin, inceleyebilirsin, deney yapabilirsin. Niye? Çünkü o Tanrı değil. O kutsal değil. İşte burada bizim kelamımızın önemli ilkelerinden birisini görüyoruz yine. Yani tevhid ilkesi dedikleri ilke. Yani tevhid ilkesi ne yapıyor? Gerçekliği radikal bir şekilde ikiye ayırıyor. Bir tarafında Tanrı var, bir tarafında evren var. Yani masivallah dediğimiz evren var. Yani evren ne bir parça itibariyle ne bir bütün itibariyle Tanrı değil. Ama evreni işte tanrılardan arındırmak size Tanrı'yı veriyor aslında. Onun dışındaki bir Tanrı'nın var olduğunu, çünkü evrenin bir başlangıcı var, evrenin bir sonu var. İşte 13 yılda ben mesela günümüz kelam problemleri dersim var. Sorularımdan birisi şöyleydi. Evrenin 16 milyar yıl öncesini araştırmaya çalışan bir tarihçi ne gibi problemlerle karşılaşır mesela? Böyle bir soru sormuştum. Evrenin 16 milyar yıl öncesini araştıran bir tarihçi. Şimdi götürüyorsun 13.7 milyar yıl daha öncesi yok. Hiçbir araştırma yapamazsınız yani. Aklıma bu arada Makdisi geldi. Ünlü tarihçi Elbet ve Tarih diye bir kitabı var. 10. yüzyılda yaşamış bir tarihçi bu. Enteresan bir şekilde tarih kitabını yazmaya kelamcılara dua ederek başlıyor. Enteresan bir şekilde. Diyor ki Allah razı olsun bu kelamcılardan sayelerinde ben tarih ilmini yapabiliyorum. Ha şimdi ne alaka yani kelam ne demek tarih ilmi.
Kelamcılar diyor, alemin diyor bir başlangıcı olduğunu ispat ettiler. Bu sayede diyor tarih ilmi mümkün hale geldi. Yoksa diyor tarih ilmi ezeli olsaydı ben diyor tarihi nasıl yapacağım diyor. Tanrı'nın tarihini yapabilir misiniz mesela? Tanrı kavramının tarihini yapabilirsiniz ama Tanrı'nın bizzat kendisinin tarihini yapamazsınız. Ezelidir yani. Baktığınız zaman. Tabii bu enteresan bir tespit. Tarihi ilminin sonlu bir başlangıç olduğu için ancak sınırlıysa onu bir ne yapabilirsiniz, bir faaliyet hale getirebilirsiniz. Yine kelam ilminin günümüz ilminden istifade edebileceği bir başka husus hassa sayar. Çok çok önemli bir argüman. Günümüz bilimi özellikle fizik atom altı alemde çok önemli hassas değerlerin olduğunu ortaya koydu. Ve bu değerler ne yapılabilir? Evrenin bir varlık tarafından tasarlandığını, öyle tesadüfi bir şekilde oluşmadığını ortaya koymak için değerlendirilebilir. Ben burada son tartışma konusu, belki onu en sona bıraktım. Onu da gündeme getirerek sözlerime sona erdirmek istiyorum. Vakit de aşağı yukarı doldu gibi. Evet. Şimdi bu modern bilimle dini ve özellikle de kelamı nasıl ilişkilendireceğiz ve bu nasıl bir ilişki sağlayacak ki ve biz bu ilişki üzerinden birçok daha başka modern bilimin ortaya koyduğu teorileri de ne yapabileceğiz? Bir şekilde dine çatıştırmadan veya kelam ilminin içerisinde de değerlendirebileceğiz. Mesela kelamcılar geçmişte atomculuğu benimsemişler biliyorsunuz. Kelamcılar benimsemeden önce atomculuk ateistik bir yaklaşımmış. Yani tarihin en önemli materyalistleri biliyorsunuz. Demokrit gibi, Epikür gibi hazcı filozoflar hep atomculuğu ne yaparlar? Kullanırlar. Yani ateistik yaklaşımlarında kullanırlar. Bu mesela ne gibi? Günümüzde evrim teorisinin kullanılması gibi. Yani ve kelamcılar bir şekilde tarihin belki en önemli ateistik teorisini teizme kazandırmışlar. Atomculuğu kabul etmek suretiyle. Ama o atomculuğu öyle bir dönüştürmüşler ki, öyle bir yorumlamışlar ki Allah'la alemin her an iletişim halinde olduğu, her an etkileşim halinde olduğu ve sürekli yaratmada, yeniden yaratmada diyoruz. Günümüzde bazen vesilecilik de deniliyor. Böyle bir Tanrı-alem ilişkilendirmesi yapabilmişler bu teori üzerinde. Yani alem Allah tarafından sadece geçmişte bir defa da yaratılmadı. Şu anda da Allah yaratmayı devam ettiriyor. Ve Tanrı-alem ilişkisi çok temel bir şekilde kuruluyor. Yani ilahi eylem teorisi açısından. Ve bunu atomculuk üzerinden gerçekleştirmişler. Burada şu soruyu sorabiliriz. Kelamcılar bunu nasıl sağlamışlar? Yani ve modern bilimin de işte temel yaklaşımı metodolojik naturalizm dediğimiz bir yaklaşım. Yani bunu en başından da söylemiştik arkadaşlar. Yani metodolojik naturalizm herhangi bir doğaüstü varlığa atıf yapmaksızın evreni açıklıyor. Yani siz bilim yaparken herhangi bir şekilde doğaüstü bir varlığa ama bir metot olarak atıf yapmıyorsunuz. Diyelim ki atom bombasının formülünü yapacaksınız. Formülün bir kısmına melekleri katabiliyor muyuz yani? Katamıyoruz. Tamamen doğanın içerisindeki süreçlerin içerisinde kalmanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde doğaüstü bir varlığa atıf yapmıyorsunuz bilim yaparken yani. Yani yaptığınız zaman bu son cevap olur zaten. Onun ötesini ne yapamazsınız? İnceleyemezsiniz yani. Dişin niye ağrıyor? Allah ağrıttı. Tamam Allah ağrıttı da bunun sebepleri neler? Yani kendi içerisinde onu nasıl tedavi edebilirsin? Ondan sonra diyelim ki o pandemi elbette Allah Teala alemi kuruyor, her şeyi doğasını veriyor. Alemin işleyişi onun adetiyle gerçekleşiyor ama onun kendi içerisinde neleri var? Kuralları var, işleyişi var. İşte bunu nasıl uzlaştıracağız? Yani bu metodolojik naturalizm dediğimiz ve zaman zaman metafizik naturalizme de ima eden, yani metafizik naturalizm biliyorsunuz dine tamamen aykırı bir şey. Yani doğaüstü bir varlık yok. Doğa, doğadır. Gerçeklik tektir. Doğanın dışında doğaüstü bir varlık, Tanrı yoktur iddiası. Ama metodolojik materyalizm
bilimin şu anda çoğunlukla kabul edilen yaklaşımı doğayı herhangi bir doğaüstü varlığa atıf yapmadan inceleme şeklindeki yaklaşım. Bunu biz kelamla nasıl uzlaştırabiliriz? Dinle nasıl uzlaştırabiliriz? Asıl soru bu. Asıl güçlük bu. Şimdi ben bunun kelam ilminin geçmişten sağladığı bir takım kazanımlarla bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Elbette ki kelam nihai bir şekilde amaç Tanrı ile evreni irtibatlandırmaktır. Hem ilk yaratılış itibariyle hem de şu anda Allah Teala'nın evrenin devamını sağlaması itibariyle. Elbette kelam bunu yapmaya çalışır. Ama kelam bunu ortaya koyuncaya kadar bir ateistle neredeyse aynı yolu takip eder. Yani bir ateistle birlikte şöyle diyebilirsiniz. Gel o zaman ne yapalım? Evreni birlikte araştıralım. Birlikte araştıralım. Tamamen ortak bir metodoloji kullanmak zorundasınız. Ama araştırdınız evreni hep birlikte. Bilim yaptınız, kozmoloji yaptınız. Bir de baktınız evrenin bir başlangıcı ortaya çıktı. İşte burada kelam, bakın bilimsel metodu kullanıyor. Tam bu nihai bilimin artık ben tükendim dediği yerde, ben artık bundan sonrası hakkında konuşursam spekülatifleşirim. Tamamen artık deney gözlemden veya test edilebilirliğin dışına çıkarım. Kendi esaslarımın dışına çıkarım. Ve doğayı doğaüstü şeylerle izah etmeye başladım. Dolayısıyla ben artık ne yapıyorum faaliyetimi? Burada durdurabiliyorum dediği, durdurduğum dediği yerde işte kelamcı oradan bir adım öteye sıçrıyor. Diyor ki ne yapmamız lazım? Elimizde iki şık var. Ya tamamen sebepsiz bir şekilde oluştu diyeceğiz ve tüm sebepleri reddetmek anlamına gelir. Siz bir noktada sebepsiz izah ettiğiniz zaman. Yani ve bu sebebi de doğaüstü bir varlığı sebep olarak göstereceğiz. Ya da senin izahın ne? Evrenin bir başlangıcı olmasına rağmen bu başlangıcı nasıl izah ediyorsun yani? Yani bilim bunun hakkında bir şey söyleyemiyor demen çok böyle bir anlam ifade etmiyor. Çünkü insanoğlu bunu sormaya devam edebiliyor bunu. Felsefi anlamda farklı cevaplar buna işte bilimin yaparken kullandığın esaslar, o ilkeler, o nedensellik ilkesi gibi akli prensipler hala devrede. Onlardan yoksun kalamıyorsun. Yani onlar senin bir Tanrı'ya ulaşmanı ne yapabiliyor? Hala metafiziksel anlamda bir gerekçe olarak ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla ben bu metodolojik naturalizme, kelam ilminin özellikle alemi profanlaştırması, yani Tanrı'dan doğa itibariyle ontolojik olarak ayrıştırması, yani doğa doğadır kelamcıya göre. Doğa doğadır yani. Allah Teala Allah Teala'dır. Alem alemdir. Maşallah. Dolayısıyla alem içerisinde herhangi bir doğaüstü varlığı ne yapmaz? Barındırmaz. Yani böyle alemin içerisinde bir kutsal varlık oluşturduğunuz zaman zaten ne olur? En büyük günah dediğim, şirk dediğimiz bir günah oluşur yani. Dolayısıyla doğanın doğa kabul edilmesi, doğanın sırf doğal süreçlerle araştırılabilmesinin bana göre önünü açıyor. Ve son olarak adet kavramı, bu kitapta kelamın nesne kuramı kitabında nedensellikle ilgili bir bahis var. Adet kavramı arkadaşlar öyle evrende her önüne geleni böyle şey yapabileceği bir kavram değil. Tam aksine adet belli kanunlar getiren, belli kurallar getiren ve bunların değişmesi ancak Allah Teala'ya bağlı. Yani ancak haşa Tanrı olmanız lazım ki bunları değiştirebilin yani. Öylesine sağlam esaslar getiriyor yani adet teorisi. Hatta siz doğaüstü bir şey gerçekleştirdiğiniz zaman bu önemli bir o kadar önemli bir değişim ki bundan mucizeyi kanıtlıyorsunuz yani. Bu aynı zamanda neyi beraberinde getiriyor? Bak bu adet değişimi herkes yapamaz. Yani alemde ancak Allah Teala'nın yapabileceği bir değişim öngörüyor bu adet teorisi. Cüveni bu noktada adeti tüm bilimlerin, disiplinlerin temeli, kaynağı olarak gösteriyor. Şöyle ben bir örnek vererek bitiriyorum. Diyor ki mütevatir haber çok önemli bir kelamda haber şeklidir değil mi? Mütevatir haber yani akan sular durur.
bu sadece Kur'an-ı Kerim'in mütevatir haberle gelmesi bir tarafa, yani bizim epistemik yönden de çok güçlü bir mütevatir haber delildir. Yani biz ne yapamayız? Karşı koyamayız. Şimdi ben bazı arkadaşlar geç kaldı desek, sorsak işte niye geç kaldınız efendim? Ya işte polis apartmanın önünde polis kontrolü vardı dese biriniz. Sonra bir sonraki gelen arkadaşınız buna benzer bir şey söylese. Ya ambulanslar vardı apartmanın önünde. Bir sonraki gelen arkadaşınız ya sorma büyük bir kalabalık vardı apartman, zar zor içeriye git. Bende ne oluşur arkadaşlar? Karşı koyamadığım bir bilgi oluşur bende yani. Bu mütevatir haberdir. Yani mütevatir haber. Şimdi Cüveyni diyor ki mütevatir haberi, mütevatir haber yapan, yani onun zorunlu bilgi olmasını sağlayan şey adettir diyor. Sünnetullah, adet. Allah Teala'nın koyduğu kanundur. Allah Teala'nın koyduğu kanun gereği insanlar mütevatir haberi duyduğu zaman kesin bir şekilde onu ne yaparlar? Bilirler. Ona karşı koyamazlar yani. O bilgi onlarda kesin bilgi oluşturur. Peki diyor, bunun garantisini kim sağlar? Adet sağlar. Peki diyor, birisi gelse, hatta şu örnekte veriyor, binlerce kişi bir araya gelse, deseler ki diyor, bir dağ altına dönüştü, biz bunu gördük deseler diyor. Orada peygamberlikle ilgili bir iddia da yok, bakın, onu da söylüyor. Veya şu vadiden kanlar aktı deseler diyor, binlerce kişi bir arada. Veya bir insan aniden havada ortaya çıktı deseler diyor. Bunların haberi diyor derhal diyor reddedilir. Bakın mütevatir haber olmasına rağmen. Niye reddedilir? Çünkü diyor bunlar adete aykırı şeyler söylüyor. Eğer siz diyor mütevatir haberle adete aykırı bir şey kabul ederseniz, Allah Teala'nın koyduğu kanunları reddeden bir haberi kabul ederseniz, mütevatir haber kendi bildiği dalı keser. Kendisinin kesin bilgi olmasını sağlayan şeyi iptal eder. O halde o zaman mütevatir haberde ne yapılmaz? Güvenilmez. Dolayısıyla bu adet kavramının da kelamcıların modern bilimle entegrasyon anlamında bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ben tekrar çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İnşallah istifadeli olmuştur. Hocam ağzınıza sağlık. Tam bir saati tamamladık. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Evet. Sorusu olanlar kaldırarak şey yaparsa. Önce bir misafirlerimize bakıyorum. Fatih Hocam, buyurun. Hocam, teşekkür ediyoruz öncelikle. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir ifade kullandınız. Atomculuk bizim kelamcılar el atana kadar genellikle ateistlerin kullanmış olduğu bir argüman olarak bizim karşımıza çıkıyordu. Kesinlikle. Gerçekten de insanlık tarihine baktığımızda en zeki sayılabilecek, en parlak zekaların ilgilenmiş olduğu ortak tek bir alan varsa o da evren. Evet. Gerek felsefeciler, gerek bizim kelam tarihimiz ki bunlardan bahsettiniz. Evren gerçekten bize de gizemli gelen bir yönü var. Mesela İbrahim Peygamber'in de bir şekilde gökyüzüne baktığını ve bunu gizemli gördüğünü görüyoruz. Evet, evet. Yani bize hakikaten hem mistik yönü olan, hem de böyle gizemli gelen bir tarafı var. Bugünkü modern kelamcılara baktığımızda hocam, konumuz olduğu için soruyorum. Aslında geçmiş kelamcılara göre işimiz biraz daha kolay belki olmasına rağmen, yani onların akıl yürütmeyle ve soyut düşünerek elde etmiş oldukları bu bilgileri bizim bugün çok rahat gözlemleme şansımız var, inceleme şansımız var. Yani artık görebiliyoruz bunları. İşimiz biraz daha kolay olmasına rağmen sanki halk nazarında bugün kelamcı dendiği zaman genellikle işte imanın esaslarını konuşan, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları gibi konuları ele alan. Yani bugün acaba bizim kelamcılar daha böyle kelam tarihine mi yöneliyorlar? Neden bugün biz bugün kelamcılar özelinde ama genel itibariyle de Müslümanlar olarak bu literatüre belirli katkılar sağlayamıyoruz? Niye bu kadar koptuk? Yani eskiden yöntemi, literatürü, usulü biz belirlemede çok etkili bir özneyken bugün gerçekten ciddi bir nesne konumuna dönüştük maalesef. Bu kopuşu nasıl özetleyebiliriz? Ya teşekkür ederim. Bence çok güzel bir soru. Tabii şöyle bir durum da var. Ben aslında bunu belirtmiştim. Kelam kendi içerisinde bağımsız bir bilim değil. Yani ayet olduğu İslam toplumunun parçası bir bilim.
Ve İslam toplumunun yani özellikle 17. yüzyıldan sonra takip ettiğimiz zaman içerisinde bulunduğu durum belli. Ekonomik kişiler, sosyal, içtimai koşullar belli. Ve kelamın da kendisini bu koşulların dışarısında konumlandırması çok mümkün olamaz. Yani o da bir Müslümanların yapmış olduğu bir zihin faaliyeti. Ama kelamın içerisinde böyle köklerin olması, geçmişte böylesine bir felsefi ve bilimsel konularla iç içe ve özellikle uzlaştırmayı esas alan. Ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Cahız'ı biliriz, duymuşuzdur. Özellikle Kitab-ül Hayvan diye çok önemli bir eseri var. İşte yine Arap diline falan çok önemli katkıları var. Ünlü bir 9. yüzyılda yaşanmış kelamcıdır. Onun Evsaf-ül Mütekellimin diye bir başlığı var. Burada diyor ki, bizim nazarımızda diyor kelamcı, kelam-ı dinle kelam-ül felsefeyi uzlaştırabilen kişidir. Yani bir tarafta vahye dayalı esaslar var, bir tarafta da akla dayalı esaslar var. İşte diyor ikisini uzlaştırabildiğiniz zaman asıl kelamcı sizsiniz. Ve uyarıyor, sakın diyor ne yapmasın? Birisi diyor size diyor şöyle diyor kandırmasın. Yani eğer Tanrı'yı çok böyle önemsersen ve Tanrı için alemi ihmal edersen, sadece işte dini konulara ağırlık verirsen, bu diyor başlangıçta güzel görünür ama diyor ileriki süreçte diyor sizin asıl o Tanrı konusundaki söyleminize zarar verir. Niye? Çünkü Tanrı konusundaki deliller diyor alemden elde edilir. Alemi diyor ihmal ettiğiniz zaman, aklı ihmal ettiğiniz zaman ne olacaktır? Diğer tarafınız da ihmal edilmeye başlayacaktır yavaş yavaş yani. Yani bence günümüzde böyle bir farkındalığın olması çok önemli. Bu sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın yaşadığı bir problemdi. Biliyorsunuz özellikle bu Kant'tan sonra fideizm, yine pozitivizmin gibi akımlardan sonra doğal teoloji dediğimiz alan, işte Allah-u Teala'nın varlığını, sıfatlarını akla dayalı olarak, delillere dayalı olarak ispat etmeye dayalı olan alan, sadece İslam dünyasında değil, tüm dünya çapında gözden düşmüştü. Ama günümüzde özellikle modern bilimde yaşanan gelişmelerle, özellikle 1950'li yıllardan sonra Return to Natural Theology diyorlar buna, yani doğal teolojinin tekrar dönüşü diye, yeniden hızla tüm dünya çapında farkındalık oluşan bir alan. Mesela benim bir doktora öğrencim, yakın zamanda bir tez hazırlamıştı, yüksek lisans tezini hazırlamıştı. Bu analitik din felsefesinde Tanrı varlığına dair argümanlar, son 50 yılda nasıl argümanlar geliştirildi, bunu inceledi. Aynı zamanda bilgisayar mühendisi Furkan Tanır, bizim Berhak Hoca. Ve 270 küsür argüman üretilmiş son 50 yılda Tanrı'nın varlığına yönelik. Aslında tam bu kelamın bilgi teorisini destekliyor. Hatırlarsa kelamıza dediler ki bu iş kesp işi. 10 tane de argüman üretebilirsiniz. Yani kazanım işi kesp. 10 tane de argüman üretebilirsin. 100 tane de argüman üretebilirsin. 1000 tane de üretebilirsin. Senin kazanımına kalmış, oluşturduğun disiplinlere kalmış. Argümanların kimisi zayıftır, kimisi güçlüdür. Hepsi bir araya geldiğinde çok daha güçlü olur. Yani ben umuyorum tüm dünyada yeniden bir doğal teolojiye yönelik, yani yanlış anlaşılmak istemem, doğal teoloji vahiden bağımsız bir teoloji değil. Vahiy destekleyen, ona bir zemin oluşturan, akla dayalı bir dalan oluşturma faaliyeti ve dini geleneklerin içerisine baktığımızda tarihsel olarak, şu an için konuşmuyorum, şu an din felsefesinde Batılılar gerçekten önemli kazanımlar elde etti. Ama tarihsel yönünden kelam çok güçlü bir alan ve Batılıların da şu anda hayranlık duyduğu bir alan. Ben günümüzdeki bu yapının oluşmasında kelamın zenginliğinden faydalanabileceğini düşünüyorum. Sağ olun. Hocam şimdi kötülük problemi aslında merkezde. Ben de öğretmenim. Evet. Çok sorulan soru o. Ateizmi şimdi biz bir
sıfat olarak kullanıyoruz, kötü olarak kullanıyoruz. Evet. Fakat yani şimdi inanma bir beceri mi, nasip mi? İş karışıyor orada. Evet, bir kazanım mı? Yani bizim kelamcılar o konuda net duruşları var. Kazanım. Yani taklide dayalı iman elbette tartışılmış, mukallit diyorlar buna. Taklit eden kişi, annesinden babasından duyan kişi. Diyelim ki benim anneme sorsanız hudüslerini anlat diye bilmez ama birçok Tanrı'yla ilişkilendirdiği, işte kendi tecrübeleri, ondan sonra yaşayışı, alemi kavrayışı ilişkilendirir. Yani hemen onları şey olarak görmemek lazım ama insanlara öğretmek, hani Cüveyni diyor ya, işte kötülük problemini gençlerle tanıştırmak, yani karşı tarafın argümanı ne? Dinin bu konuda söyleyeceği de. Hocam ikna olmadı, kafası almadı. Evet. Bir şey suçlumuş, matematiğe kafası çalmış. Şimdi şöyle, kelamcıların, kelamcılar diyorum, çünkü kelam geleneğini ben size anlatmak için geldim. Çok farklı şekillerde de savunulabilir, ifade edilebilir. Kelamcıların şu konuda yani çok büyük bir kabul içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu kişinin kazanımı ama diğer taraftan toplum öyle bir sistem oluşturmalı ki yani isterseniz bir toplumu tamamen dinsizle bırakabilirsiniz. İsterseniz tamamını Allah'a inanan hale de getirebilirsiniz. Veya çoğunluğunu diyelim, çok büyük bir çoğunluğunu. Geçenlerde sosyal medyada bir harita dolaşıyordu. Bilmiyorum rastladınız mı? Belki birkaç arkadaş rastlamıştır. Ben baştan bir harita Almanya'nın resmini veriyor. Almanya'da Katolikler, Protestanlar, Ateistler. Öyle bir din coğrafyasını, inanç coğrafyasını çıkarmışlar. Haritayı görünce ben baştan yazıyı okumadım. Ya dedim bu Doğu Almanya, Batı Almanya herhalde öyle bir ayrıştırma yaptılar. Öyle. Sonra bir baktım Doğu Almanya, bir zamanlar Doğu Almanya olan kesim yani 1947 ile 1990 yılları arasında sistematik ateistik eğitim verilen kesim şu anda %90 ateist. Ama Batı Almanya'ya bakıyoruz. İşte Protestan, Katolik. Ama 50 yıl önce nasılmış? 70 yıl önce nasılmış? Doğu Almanya'da işte Katolik varmış, Protestan varmış. Şimdi bakın ne yaptınız? Topyekun bir toplumu sistematik ateistik eğitim vererek ateist hale getirdiniz. Yani dileyen inanır, dileyen inanmaz. Nasip işi, kısmet işi. Tam olarak değil. Elbette bireysel anlamda nasip işi, kısmet işi ama bu işin sistematik yapılan eğitim faaliyetleri, disiplinler oluşturmanız, işte ailelerin, ebeveynlerin çocuklarına din eğitimi vermeniz, izin vermeniz, bunu işte okulda desteklemeniz, bunlar da çok önemli yani. Hocam, tamam da özür dilerim. Buyurun, buyurun. Bir şey şu, mesela bir tanesi şöyle dedi, yani kilisenin çatısına paratoner koyduğunuz zaman din bilim ilişkisini son sözü söylüyorsunuz. Evet. İkinci nokta şu, şimdi deprem oldu, resmi açıklama ilahi takdir planında vardı. Şimdi hani müdahale, yani Allah'ın dünyaya müdahalesi. Şimdi burada bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Bunlar ölecekse o zaman sağlam ev yapmamak gerekiyor. Yani ilahi iradeye karşı çıkmamak gerekiyor. Yani kelam, yani modern kelam bu anlamda nasıl oluşturulabilir? Şimdi bunlar böyle öğrenci bize soruyor. Evet. Şimdi zorlandığımız sorunlar. Tabii şimdi bu kelam disiplini altında kaza ve kader konuları ele alınıyor ve kelam mezheplerinin bu konuda yaklaşımları var. Yani çok böyle detaylı teoriler ortaya konmuş. Kelamda çok bu mesele en ince detayına kadar tartışılmış. Yani Allah-u Teala'nın ezelde bilip takdir ettiğini kabul etmeyen kelamcı yok. Yani Allah-u Teala ezelde ne yapar? Her şeyi bilir. Mutezile de bunu savunuyor. Çünkü siz Allah tasavvuru oluşturmaya çalıştığınız zaman, Allah tasavvuru oluşturduğunuz zaman, yani Allah inancı oluşturduğunuz zaman, o Allah inancının ezeli olması gerekiyor. Başlangıcının olmaması gerekiyor. Başlangıcının olmaması için de
Allah Teala'ya sonradan bir nitelik vermemeniz gerekiyor. Çünkü biz niye bir başlangıcı varız biz? Bizlerin başlangıcı var. Bunu nereden çıkarıyoruz? Biz çünkü sonradan taşıdığımız niteliklerden yoksun kalamıyoruz. Yani ben İvri diliyim. Şimdi bakın, belki yeni öğrendiniz değil mi? Ben İvrinliyim. Sizde 10 saniye önce böyle bir bilgi yoktu. Balıkesir İvrinli ilçesi. Şimdi bu sizin için hem iyi haber hem kötü haber. Yani iyi haber, yeni bir şey öğrendiniz. Lüzumsuz da olsa belki. Ama yeni bir şey öğrendiniz değil mi? Daha önce de bu bilgiyi bilmiyordunuz, şimdi biliyorsunuz. Ama kötü bir haber aynı zamanda. Sonradan meydana gelen bir şeye sizin zihniniz, sizin varlığınız konu oldu. Sonradan meydana gelen bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Sonradan meydana geldi size bir şey. Siz sonradan gelen bir şeyi taşımaya başladınız. İşte insanoğlu ve diğer varlıklar felsefi açıdan sorguladığınız zaman sonradan meydana gelen niteliklerden yoksun kalamıyorsa o nesneler de sonradan meydana gelmek zorunda oluyor. Şimdi bunu bir kural olarak koydunuz. Değil mi? Sonradan meydana gelen şeylere konu olan bir varlık ne olmalı? Hadis olmalı. Sonradan meydana gelmeli. Eksik bir varlık olmalı. Ve böyle düşündüğünüz zaman siz herhangi bir bilgiyi Allah-u Teala'ya sonradan atfedemezsiniz. Allah-u Teala benim ne yapacağımı sonradan bilir dediğiniz an Allah-u Teala'nın varlığı sonradan meydana gelen bir şeye konu olur. Ve konu olduğu zaman iki büyük problemle karşılaşırsınız. Birincisi, Allah-u Teala'nın zaten hadislere, sonradan meydana gelen şeylere yoksun konu olduğu için onun zatı da sonradan meydana gelme durumuyla karşı karşıya gelir, ama kadim varlık sonradan meydana gelemez. Yoksa bu evreni açıklayamayız. İkincisi de Allah-u Teala ezelde mükemmeldir. Mükemmellik bilmeye gerektirir. Bir şeyi sonradan öğrendiği zaman daha mükemmel hale gelir. Ama Allah-u Teala ezelde mükemmel olduğu için biz ona sonradan meydana gelen herhangi bir bilgiye ne yapamayız? Konu edemeyiz. Ve bundan da oluşturduğumuz Tanrı tasavvuru neyi söylüyor bize? Allah-u Teala ezelde her şeyi bilir. Hiç bakın, insan fiillerini ben tartışmadan ne yaptım? Ortaya koydum Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları arasındaki ilişkiyi. Bunu böyle yapmazsam evreni izah edemeye hale gelirim. Bırakın kötülük problemini. Bırakın yani adalet prensibini. Adalet prensibi ikinci, üçüncü seviye bir prensiptir. Ama asıl önemli olan ontolojik açıklamalardır. Yani hani pireden dolayı yorgan yakılmaz derler ya. Kötülük problemi daha sonradan gelen problemlerdir. Ama asıl önemli olan ontolojik olarak bu evreni biz nasıl açıklayabiliyoruz? Bu evreni açıklamaya çalıştığımız zaman bir tanrı tasavvuru oluşturmak zorundayız. Bu tanrı tasavvuru ezelde biliyor. Ezelde takdir ediyor. İşte Tanrı'nın ezelde bilip takdir etmesini biz insanın özgür olmasıyla nasıl izah edeceğiz? Mesele burada ortaya çıkıyor. Şimdi Mutezile malumunuzdur. İnsan kendi fiillerinin yaratıcısıdır derler Mutezile'ler. Bizim Ehl-i Sünnet kelamımızdır. Onlara diyorlar ki, adaleti açıklayacağım derken, insanın özgürlüğünü açıklayacağım derken, tevhidden kaldın yani. Tevhide zarar verdin. Yaptığın o açıklama Tanrı tasavvuruna zarar verdi gibi mesela böyle ilişkilendirmeler var. Çok ben derinlemesine girmek istemiyorum ama kelamın kendi içerisinde bu kötülük meselesi mesela çok orijinal çözümler bulunmuş bizim geleneğimiz içerisinde. Elbette günümüzde tartışılan yeni kazanımlar da var bu konuda. Mesela Mutezile'nin tekliflerinden birisi şu. Öğleden önce başınıza kötü bir olay geldi. Çok kötü bir olay ama. Ondan sonra ama öğleden sonra o karşınıza sabahtan yaşadığınız o kötü olayın mükafatını aldınız. Kat be kat mükafatını aldınız. Ve günün sonunda size soruyorlar. Kötülük var mı? Diyorsunuz ki ya öğleden önce başıma böylesine bir felaket geldi. Ama öğleden sonra ben bunun öyle bir mükafatını aldım ki. Kötülük falan yok. Hatta benim için şu an menfaat var diyorsunuz yani. Mutezileler de diyorlar ki eğer siz varlığı sadece bu alemden kabul ederseniz kötülük problemi içerisinde zaten çıkamazsınız. Yani ateistten de çözemezsin yani. Nasıl çözeceksin yani? En azından teistin bir tanrısı var. O haklıya haksızı ayırıyor. Yani ama Mutezile diyor ki burada eğer siz ahirette kabul ederseniz bu dünyada kötülükle karşılaşılan
durumların ahirette mükafatını, İvaz teorisi diyorlar buna, aldığını düşünürseniz orada ne olur? Tam bir eşitlik oluşur. Ve kötülük diye bir problem kalmaz gibi mesela yaklaşımları var. Ama tabii bu daha öncesinde birçok böyle Tanrı'nın varlığıyla ilgili, ahiretin varlığıyla ilgili birçok ilkenin benimsenmesini gerektiriyor. Ama çözüm yollarından birisi budur. Çok teşekkürler. Güzel soru. Son bir soru alacağız. Buyurun hocam. Buyurun. Hoş bulduk. Anlatmış olduğunuz bu inanışın keskin olma hali ve tabiatı önceleme hali. Birinci soru, kişisel olarak siz de buna mı inanıyorsunuz? Yani kesbi midir? Eğer kesin kesbi ise kendisi devamlı değişmekte olan ve total bütün kanunları bilinmez olan o değişen şeyden değişmez olana nasıl varabiliriz? Ve bütün bu bilgiye rağmen birisi vehbi olarak ben hissediyorum Allah birdir demesi durumunda bunu nasıl yok sayabiliyoruz? Yani vehbi, evet. Bilgi, DNA ile tevarüs eden, içten gelen bir takım deliller olabilen o bilginin hiç mi Evet. Yani harika bir soru. Gerçekten tam böyle odağında bir soru. Yani şimdi biz yakın zamanda bir tez çalıştırdık bir öğrencimize. Teklif kavramıyla ilgili. Yani kelamda bu çok önemli bir kavram. Yani hani bütün yollar Roma'ya çıkıyormuş ya. Bütün yollar neredeyse teklif kavramına çıkıyor. Yani teklif bu dünyada insanoğlunun sınav olduğunu söylüyor. Ve sınav gereği Allah Teala'nın varlığının doğrudan bilinemeyeceğini söylüyor. Ya da işte Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunun doğrudan apaçık bir şekilde insanların karşı koyamayacağı bir şekilde diyelim. Yani nasıl mesela susuzluğumuzu biliyorsak, kendi varlığımızı biliyorsak veya nasıl diyelim ki aklın temel ilkelerini, çelişmezlik ilkelerini biliyorsak bu şekilde yani teklif gereği, sınav dünyası olması gereği bu şekilde bilinemeyeceğini söylüyorlar. Mutlaka bunun kazanımla olması gerektiğini söyler. Yani insan ne yapmalı? Çalışmalı, çabalamalı. İster bireysel olarak, ister toplumsal olarak Allah Teala'nın, Tanrı'nın varlığına dair bilgiyi kazanmalı. Eğer bu bilgi zaruri bir şekilde olsaydı herkes inanırdı. Zaten ahiretteki durum böyle olacaktır yani. Ahirette hiç inanmayan kalmayacaktır. Yani ahirette cehennemdekiler de iman eder değil mi? Niye? Çünkü ortada melekler var, cehenneme konulmuşlar diyelim ki. Zaruri bir şekilde kimsenin karşı koyamayacağı bir durum söz konusu. Bu nedenle kelamcılara göre Allah-u Teala'nın varlığı zaruri bir şekilde bilinemiyor. Hatta sadece Allah-u Teala'nın varlığı değil, müminin bir olan esaslar, diyelim ki meleklerin varlığı. Yani biz Peygamber Efendimiz haber vermeseydi, Kur'an-ı Kerim haber vermeseydi, melekler var mı yok mu bilemezdik yani. Bunu bize ne haber veriyor? Vahiy haber veriyor. Yani birisi gelirse tabi bu neyi demeyi gerek beraberinde getiriyor. Birisi gelse dese ki ben melekleri gördüm. Kelamcı muhtemelen der ki yani imanı zedeler böyle bir iddia. Bizim bir arkadaş vardı bu Süleymaniye Camii'nde tebliğ faaliyetleri yürütüyorlar. Bizim arkadaşlar, öğrenciler o zamanlar. Bir Meksikalı çift gelmiş. Demiş ki biz Müslüman olmak istiyoruz. Tabii hikayelerini öğrenmek istemiş o da. Peki size İslam olmanızı sağlayan şey nedir? Buna sizi ne itti? Yani ne? Buna neden böyle bir şeye karar verdiniz? Demişler ki dün biz gece otel odasında oturuyorduk. Aniden bir ışık doğdu. Aniden böyle bir melek ortaya çıktı. Bir vizyonla karşılaştık. Ve bu melek dedi ki bize yarın git camide iman et. Bizim arkadaşın anlattığı olay. Demiş ki yani İslam'a böyle girilmez. Yani İslam'a böyle girilmez. Yani İslam öyle Paulus'un vizyonu gibi vizyonla öyle olmaz. Yani o zaman ne olur? Izrari bilgi olur yani. Artık aşikar hale gelmiş. Tabii bunun kelamda çok derin izleri var. Mesela Yunus suresinin 92. ayetinde işte Firavun imanlı mıydı değil miydi? Bizim kelami tartışmalar var. İmam Maturidi diyor ki imanlı değildi. Birisi yeis halinde oldu birincisi. İkincisi de onun imanı diyor kıyas-ı gayb aleyh şahit olmadı. Yani
görünenlerde üzerinde bir akıl yürütmek suretiyle görünmeyene bir istidlal, akıl yürütme şeklinde olmadı diyor. Artık görmeye başladı yani. Artık azabı gördü. Belki melekleri görmeye başladı. Artık inansan da çok geç. Yani kelam böyle bir disiplin. Elbette farklı yaklaşımlar var İslam düşüncesinin içerisinde. Ama kelam öyle kalp gözünün açılma veya aşikar hale gelme, o türden durumları kabul etmez. Kabul etmemesinin sebebi de epistemolojiden kaynaklanıyor. Teklif teorisinden kaynaklanıyor. Teklif kavramından kaynaklanıyor. Teklif kavramı gereği bu dünya sınav dünyası. Sınav dünyası gereği görmedikleri halde olması lazım imanın. Gayba olması lazım. Bu noktada yapabileceğiniz şey akli deliller. Yani akli deliller olması arkadaşlar bazen eleştiriliyor. Yani şimdi kelamcılar ne yaptıklarının da farkındalar. Yani diyorlar ki bir yönüyle yani bunu bilimsel bilgiye konu hale getiremezsiniz. Çünkü bilim deney gözlemlerden yola çıkar. Ama kelam der ki Tanrı varlığı asla, melekler, ruh asla. Niye? Çünkü onlar iman konusu olan şeyler. Onlara siz nasıl ulaşabilirsiniz? Deliller üzerinden. Rasyonel deliller üzerinden bunlara dair bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi böyle olduğu zaman elinizi sınırlıyorsunuz. Kelamcılar şunun da farkında olmuş. Yani nazar ve istidlale dayalı olan bilgi, kelamda işte epistemik değeri var, bilgilerin tasnif edilmesi var. 1'den 10 rakamına kadar. Mesela birinci seviye, kimsenin karşı koyamadığı bilgi kendi varlığına dair bilgi. Birinci seviye bilgi diye geçiyor kelamcılarla. İkinci seviye bilgi, aklın hükümlerine dair bilgi. Diyelim ki bir şey aynı anda hem var hem yok olamaz. Veya bir şey aynı anda hem siyah hem beyaz, iki zıt şeye konu olamaz. Veya işte diyelim ki A ve B ayrı ayrı C'ye eşitse, C de ne olur? B'ye eşit olur. Veya işte A ve B birbirine de eşit olur. Bu gibi ilkeler. Aklın çelişmezlik yasaları. Mesela üçüncü seviyeye bilgi, zaruri bilgi, zorunlu bilgi, görmeye dayalı bilgi. Ben şimdi ne yapıyorum? Görüyorum yani. Siz de beni görüyorsunuz yani. Karşı koyamazsınız buna. Ve gel gelelim Tanrı'nın varlığına dair bilgi. Ta yedinci seviye bilgi. Yedinci seviye. Kelamcılar şunu tartışmış. Nazar ve istidlale dayalı bilgi ne kadar kuvvetli olursa olsun zaruri bilgi kadar olamaz. Biz peki o zaman ne yapacağız yani? Tanrı'nın varlığını nasıl ispatlayacağız? Şeyin çok farkındalar. Yani yapmaya çalıştıkları şey zor bir şey. Kesin ispat yaptı, merkez diz çöktü, böyle bir şey yok. Bunu da işte delillerin çokluğu dediği bir yöntem. Yani hudus delili yanına diğer delilleri koy, işte fıtrat delili, düzen delili, inayet ve ihtira delili, imkan delili. Delilleri ne kadar çoğaltabilirsiniz? Şu. Yani bizim Caner Hoca'yı biraz sıkıştıralım, biraz daha delil. Üretsin. Yani tam kelami bir faaliyet. Yani delilleri çoğalttığınız zaman, ürettiğiniz zaman, işte arzu delilinden, ya yani deliller zayıf olabilir, güçlü olabilir. Yani insan ürünü çünkü. Ama bir araya getirdiğiniz zaman hepsi birden zaten deliller iknaidir yani. Hatta bizim kelamcılar bu yönden biraz eleştirilmiştir yani. İknai dedikleri için. Ama ne yapabilirsiniz? Yeter ki o eşitliği bozun. Yani %50'yi, %60'a, %70'e, %80'e sizin çabanıza kalmış. Yani böyle vakıflar oluşturun, deliller üretin. İnsanları koordine edin. Şimdi nasıl oluyor da modern işte analitik din felsefesinde 270 argüman geliştiriliyor yani. Kendi kazanımları. Yani kelamın perspektifi o yönden. Bu yönden de ne yapabiliyor? Günümüze hitap edebiliyor bana göre. Evet. Soracağımı burada sonlandıralım. Çayla ekranlarla birlikte hocamıza zaten sohbete sorularınıza birebir de sormaya devam edebilirsiniz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Sağ olun. Kitapları buradan alabilirsiniz.